Jeweler Show'da sektörümüzün tüm paydaşları var. Hem firmalarımız var, ziyaretçiler var, dizaynerler var. Bununla birlikte yine sektörümüz açısından çok önemli olan taş kesim atölyesiyle ilgili eğitim veren yine standta burada Mücevher İhracatçıları Birliği biliyorsunuz uzun süredir taş kesim eğitimleri veriyor. İşte onlar da bu fuarda bir stand kurdular ve bu standın sorumlusu aynı zamanda da eğitmen Sayın Bahar Çiçek'le konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Uzun süredir Mücevher İhracatçıları Birliği önemli bir eğitim faaliyeti yürütüyor ve taş kesim eğitimleri veriyor. Peki özellikle bu eğitimle ilgili sorular sormak istiyoruz. Burada stand açtınız, güzel bir stand açtınız. Nasıl eğitimler nasıl gidiyor? Öğrencilerin ilgisi nasıl? Kimler başvurabiliyor? Öğrencilerimiz ve sektörden alımlarımız devam ediyor. Sadece fuar nedeniyle bir durdurulma, bir ay gibi bir ara vermiş olduk. Sektörde tabii katkımız bu konuda büyük olacağına inanıyoruz. Eğitim noktasında elimizden geldiğince öğretiyoruz onlara faset mantığını anlatıyoruz. Faseti onların yapabilecek aşama noktasına getiriyoruz. Ama geri bir noktadan sonra onlar da makine teminat edip yani fasetron teminat edip kendini geliştirmesi gerekiyor sektör için. Öğrencilerimiz için de güzel faaliyette geçiyor. Şu açıdan hemen sorayım, mesela bir öğrenci başlıyor sıfırdan geliyor, evet, size. Evet. Ne kadar sürede öğrenebiliyor? Yani, şeyler yapmaya başlıyor. İki haftada öğretiyoruz. Ya yani iki haftada faset kesim mantığını almış oluyor bizde. Ve kabaşon noktasında da onlara iki günlük bir eğitim vermiş oluyoruz. Hem faset hem kabaşon noktalarında iki eğitimi de vermiş oluyoruz. Şimdi burada tabii bilenler, sektörümüzde olanlar bilir ama faset ne demek, kabaşon ne demek? Sizden kısaca onları da öğrenmek isterim. Tabii faset kesim dediğimiz daha pırlanta kesim noktasına yakın ve ışıltı kesim söyleyemedim. Işıltı olarak hani kendini daha çok gösteriliyor ve şeyde ise kapşon kesimlerde ise daha opak kalıyor ve daha bombe tarzı. Yani kesim farklılığı diyebiliriz ikisinin arasında. Kesim teknikleri. Evet, kesim teknikleri. İkisini de öğretiyorsunuz. Evet, aynen öyle. Peki tabii söylediğimiz gibi sektörümüzden geliyor galiba. Böyle sıfırdan gelenler, ilgi duyanlar da oluyor mu? Evet, ilgi duyanlar oluyor. Zaten sektöre o konuda da önce oluyoruz. Bu konuda iş arayanlar taşla ilgili biz onları yönlendiriyoruz. Uzak Doğu'dan da hocalarımız var galiba. Kaynaklı ustalarımız. Onlardan zaten biz de öğrendiğimizi gelen sektör ve öğrencilerimize aktarmaya çalışıyoruz. Normalde iki hafta süre içinde öğreniyor dediniz. Peki daha sonra iş bulma konusunda nasıl oluyor? Şu an itibariyle sektörümüzün taş kesim konusunda ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bu eğitimi alan öğrenciler sektörde kolay iş bulabiliyorlar mı? İş bulabiliyorlar ama sektörde bu konuda onlara yardımcı olması gerekiyor. Ya yani, ön ayak olmaları gerekiyor. Ben o şekilde düşünüyorum. Bu pratik açıdan, yapmaları pratik, lazım herhalde. Evet, evet, pratik yapmaları lazım. Hız kazanmaları gerekiyor. Biz o şekilde zamanla hız kazandık. O açıda sektör yardımcı olursa ve biz yetiştirdiğimiz öğrencilerimize güveniyoruz o konuda. Peki sizin bir çağrınız olacak mı? Özellikle bu konularla ilgilenenler, taş kesim konusuna ilgi duyanlar öğrensinler mi taş kesimini? Bence kesinlikle öğrenmeleri gerekiyor. Çünkü öğrendikçe yapmak istediklerini eminim. Yani çünkü ben öyle başladım. Ben de hiçbir şey bilmiyordum. Yaptıkça ve o ışıltıları falan gördükçe daha mutlu oldum ve kalmayı tercih ettim. Ve sağ olsunlar da bana böyle bir olanak sağladılar. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz için. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.